Satır Arası programıyla karşınızdayız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beraberinde 6 bakanı ve çok sayıda iş adamıyla birlikte Türkiye'de. Başbakanın Dolmabahçe ofisindeki bugünkü görüşmelerde temel gündem maddesi ticaret konusu olacak. İki ülke arasında da toplam 6 anlaşma yapılması bekleniyor. Bu arada en önemli anlaşmazlık noktalarını oluşturan Suriye ve Patriot füzelerine ilişkin konuların geri planda kalması beklentisi var. Stüdyo konuğum İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nadir Devlet, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi 30 defa görüşmüşler Başbakan evet. Erdoğan ve Putin ve bu ziyaret önceden aslında planlanıyordu. Ve ertelendi. Hemen akabinde de uçak krizi çıktı. Evet. Peki uçak krizinin ardından iki ülke arasında yaşanan ciddi gerilim aşılmış görünüyor mu? Aşıldı. Çünkü Lavrov, yani Dışişleri Bakanı, geçenlerde bu konuyu artık gündem dışına çıkaralım dedi. Suriye'ye gitmekte olan uçak içinde bazı stratejik maddeler mevcut idi. Bunu kabul etti. Zaten Türkiye'de bu bilgiyi CIA'den aldığı için Türkiye üstündeyken uçağı indirmişti. Özellikle bu işi kapatalım mesajı Lavrov'un iki ülke arasında yeni bir sayfa açılacağı anlamına geliyor, öyle mi? Evet, esasında sayfa kapanmamıştı. Yani ilişkilerimiz biraz limoni bir renk almıştı ama neticede ortak menfaatlerimiz çok daha fazla. Evet. Yani siyasi rekabetten ziyade, bölgesel rekabetten ziyade, yani Orta Doğu'da kim lider olacak meselesi Türkiye ile Rusya yarışacak konumda değiller. Dolayısıyla bir şekilde uzlaşmak durumundalar. Evet. Türkiye ve Asad rejimini yıkmak projesinden biraz vazgeçmek durumunda kalacak. Rusya ile işbirliğini ilerletmek istiyoruz. Ama bir taraftan da iki taraf arasında keskin bir ayrışma yaşanıyor Suriye konusunda. Evet. Bu toplantıda özellikle bu toplantılar zincirinde diyelim. Suriye konusu sizce gündeme gelir mi? Gelirse iki taraf arasındaki bu keskin ayrışma biraz daha gider mi? Yani yakınlaşma olabilir mi pozisyonlar arasında? Esasında tabii bence iki tarafta Suriye konusunu çok böyle zirveye çıkarmayacaklardı. Daha önemli konular, ekonomik konular gündeme gelecektir. Siyasi konular, mesela en son olarak Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tanınmasında Türkiye'de Rusya'da lehte oy vermiştir. Amerika'ya rağmen Türkiye, hatta Amerika bunun için biraz alınmıştır Türkiye'nin böyle bir pozisyon aldığı için. Evet. Dolayısıyla bazı noktalarda yakınlaşıyorlar, bazı noktalarda uzaklaşıyorlar. Ama bence Suriye için Türkiye, Rusya Türkiye'deki menfaatlerine vazgeçmez. Evet, bir de tabii sadece Suriye konusu değil, Patriot füzeleri, Patriot sistemleri konusu da iki ülke arasındaki ciddi sorunlardan bir tane, öyle değil mi? Şimdi tabii biz NATO üyesiyiz. Orası Rusya ise Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi. Tamamen yani, rakip iki taraf. İki rakip. Bizi Şanghay İşbirliği Örgütü'ne almayacakların gibi Rusya'ya NATO'ya almayacaklar. NATO'ya teklif edilmiştir ama NATO teklif etmiştir Rusya'ya işbirliği yapalım diye. Rusya pek sıcak bakmamıştır. Dolayısıyla biz neticede bir savunma bloğundayız. Bu savunma bloğunun gereklerine uymak durumundayız. Başka türlü hareket edemeyiz. Çünkü rakibimiz İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi bir sürtüşme vardır. Amerika Birleşik Devletleri İran'la bizim tamamen ilişkimizi koparmamızı istemektedir. Biz de komşumuz da bu ilişkimizi en azından ekonomik anlamda sürdürmek istemekteyiz. Siyasi ve savunma alanında değil. Fakat İran'a da pek fazla güvenemiyoruz çünkü devamlı silahlanmakta. O yüzden acaba nükleer bir silah yapar mı endişemiz bizde de var. Ve Patriot füzesi kime karşı? Kimseye karşı değil.
deniliyor ama neticede Türkiye'nin savunması için önemli bir faktör. Rusya'da bunun bilincinde. Rusya'da yani tabii ki kendi çıkarına uygun olmasa bile. Yani Türkiye sonuçta tamamen Avrupa Birliği'nden, NATO'dan vazgeçecek ki Rusya'nın istediği. Şimdi siz de biraz önce biz NATO bloğunun üyesindeyiz. Şangay İşbirliği Teşkilatı'na bizi almayacaklarına göre dediniz. Almazlar mı gerçekten? E tamam, evet biz NATO'dan vazgeçersek. Yani onun alternatifi o mudur? Çünkü geçtiğimizde tam değil tabii. Tabii NATO savunma paktı gibi Şangay İşbirliği Örgütü aynı şey değil. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü aslında sırf askeri savunma örgütü değil. Daha ziyade ekonomik. Ama bizim rejim olarak Çin gibi bir ülkeyle bir arada okunmamız ne kadar mümkün? Bir komünist sistemden bahsediyoruz. Bir tarafta kapitalistleşen bir komünist sistem. Tamam, yani kapitalistleşme sürecindeki hala tek partinin, Komünist Partisi'nin hakimiyetinin çok güçlü olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ki bir Mao döneminden 49'dan beri bu sistem sürüyor. Ama onlar ekonomiyi liberalleştirdiler. Ama Siz de söylediniz, yani sonuçta burada ekonomi ön plana çıkıyor, tabii öyle değil mi? Yani sonuçta Avrupa Birliği gibi bir belki birlik olma isteği uzak dönemde olabilir ama yani sonuçta şu anda Şangay'ın şeyi, amacı... Zaten dünya şimdi her şeyi ekonomi noktasından bakıyor. Hı hı. Yani ne bileyim, o patlak veren savaşların çoğu da neticede ekonomiye bağlı. İşte Irak'ta savaş çıkması Irak petrollerinde. Suriye'de çıkan çatışmalar gene Libya'da olduğu gibidir. Yani yer altı zenginliklerine sahip olma konusunda sürecektir. Çünkü dünyanın her geçen gün enerji ihtiyacı artıyor.